Sevgili Galatasaraylılar, sizce küçük takımlar ya da büyük takım olup da uzun süre şampiyon olamayanlar neden şampiyon olamazlar? Bu soruyu daha önce kendinize sormuşsunuzdur. Tekrar sorun. Trabzonspor 1996 yılında Ali Şenli, Aykutlu Oğuzlu Fenerbahçe ile çekişirken neden 4 puan öndeyken kendi sahasında Vanspor'a yenildi? Sonra kendi sahasında 1-0 öne geçtiği Fenerbahçe'ye yenildi ve 12 sene sonra şampiyon olmak yerine 40 sene, 38 sene bekledi şampiyon olmayı. Neden Başakşehir bize 2 sene üst üste 6 puandan 8 puandan şampiyonluk verdi? Neden Fenerbahçe evvelki sene Sivas'ı yense şampiyon olacağı maçta kendi evinde Sivas'a yenildi, şampiyonluğu verdi? Bunları hiç düşündünüz mü? Bence çoğunuz düşündünüz. Çoğunuz şu cevabı biliyorsunuz artık. Cevap şu. Tek kelime stresi yönetebilmek. Stresi yönetmek top cambazlığıyla, kaleye şut çekme istatistiğiyle, paslaşma istatistiğiyle yönetilecek bir şey değil. Camia ile ilgili bir durum. Yani burada konuşan ben, orada dinleyen siz, tribündeki taraftar, sesini ulaştıramayacak koltukta oturan, en önde oturan, yöneticinin muhalifi, başkanın, yani camianın stresi yönetme gücünün olabilmesine bağlı. Bu da başarıya bağlı. Öncelikle ondan da öncesi var, kulüp yapısına bağlı. Galatasaray bu konuda diğer rakiplerinden daha üstün. Çünkü daha değişik bir kulüp yapısına ve daha değişik bir tarihe sahip. Galatasaray finale çıkacağım derken Steaua'ya 4-0 yenilip o üzüntüyü yaşamış takım. Galatasaray yarı finale çıkacağım derken Werder Bremen'e son dakikada gol atamamış, o üzüntüyü yaşamış takım. En iyi olduğu sezonda 1991'de çok kuvvetliydi. Mustafa Denizli, Koseçkili, Tanjulu dönemde, en iyi olduğu dönemde Beşiktaş'ı madara edecekken 2-0'dan 3-2 verip 1-2 defans hatasıyla sonra paniğe düşüp onu kaybetmiş bir takım. Madara ettiği Fenerbahçe'den 4 gol yiyip 4-3 yenilip elenen takım. Yani Galatasaray, uzatmayın bu kadar başarısızlar, özellikle niye söylüyorum? Galatasaray rakiplerinin henüz yaşamadıklarını yaşıyor, yaşamış. Bakın 1970-71 sezonunda iyi giden Coşkun Özarı'nın yanına Brian Birch'i monte etmiş Selahattin Beyazı. Neden? Çünkü Galatasaray'ın yöneticileri en az bir futbol adamı kadar futbolun içindedir. Neden? Çünkü tabandan gelirler. Gelenek budur. Yani sizin beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz Burak Elmas 30 sene önce Galatasaray'ın içindedir. Faruk Süren başkan olmuştur. 15 sene geriye çekin, yönetimin içindedir. Alp Yalman 70'li yılların sonunda yönetimdedir. Gökten düşmezler. Mehmet Cansun olsun, Adnan Polat olsun. Tanıyorsunuz diye başkanlardan örnek veriyorum. Daha detayını ben de bilmem. Galatasaray Avrupa Şampiyonası'nda başarısız olmuş Yup Derval'i emeklilik planlarından caydırıp gel kardeşim seni toprak sahada antrenman yapan bir takımın başına getireceğiz seni ve ülkede çim sahası olan, antrenman sahası olan herhangi bir takımın olmadığı dönemde. Derval demedi mi ya, buradan daha kötü bir başlangıcı ancak Kuzey Kupu'nda mı, Sibirya'da mı yapabilirim dedi ya. Gerçekten geldi. Anlatılandan da fenaydı Florya'nın durumu. Ama Galatasaray bu projeleri üretebilen bir takım. Yani bilmem kimi başkan yaptık, o da parayı döktü. 2 sene bizi şampiyon yaptı, ondan sonra çekti gitti, takım dağıldı takımı değil. Bunu Galatasaraylıyım diye de demiyorum. Bakın 14 sene şampiyon olamadı Galatasaray. Son 2 senesi de Derval zamanındadır. Birinci sezon uzağından yakından geçemedi şampiyonluğu. İkinci sezon namalip ikinci oldu. Üçüncü sezon gitti Rize'de ligde kalmayı garantilemiş, averaj yapacağız dediğimiz Rize Spor'a toprak sahada madar olduk. 2-0 yenildik. Doğru düz bir atak yapamadık. Normal şartlarda gitti şampiyonluk. Anormal şartları millet şuna buna bağlar da hayır. Beşiktaş'ın gevşemesi. Çünkü amatör bir lig oynanıyordu o zaman. Beşiktaş gevşedi. Bakın 1987 Galatasaray unutamayanların YouTube sayfasında, yani bu sayfada arayın Rize bozgunu diye. Onu ben küçük belgeselcik yaptım. Çok kaliteli değil ama görüntüler, bilgiler çok kaliteli. Gerçekten belgesel. Beşiktaş'a idman yaptıramıyorlar ya. İdman yaptıramıyorlar. Yani orada bakın görürsünüz. Velhasıl kelam, profesyonel olmayan amatör ligin en profesyonel takımı Galatasaray'dır. Yönetimi öyledir baştan. Geleneği öyledir. Ve Galatasaray o yüzden Mayıs'ların, o yüzden finallerin, o yüzden elemelerin takımıdır. Bakın eleme ile yapılan birçok şeyde Galatasaray şampiyonlukla öne geçmeden önce yine öndeydi. Federasyon kupasını umumiyetle Galatasaray kazanıyordu ki bazı senelerde bazı saçma uygulamalar, kendinden veya dışarıdan kaynaklanan uygulamalar, onlardan da gerekirse bahsedilir. Türkiye Spor Yazarlar Derneği Kupası mesela. 1970'te Selahattin Beyaz Birci getirdi. Coşkun Özer'in yanında monte etti. Bakın geçen sene aslında Burak Elmas doğru bir şey yaptı. Antrenör olarak Fatih Hoca'nın yanına işi bilen, tekniği bilen bir adam monte etti. Evet belki müthiş karizması yoktu, müthiş takımlar yönetmedi Torrent, ama yardımcı antrenör olarak eksikliği var idi Galatasaray'ın. Tabii bunun iç yüzünü biz bilmiyoruz. Yani dışarıdan görünen bu. Ama dışarıdan göründüğü kadarıyla bu ortak bir kararla alınsa iyi olurdu. Bakın bugün Okan Hoca'nın yaptığı en doğru şey budur. Yardımcı antrenörleri doğru seçmesidir. Ya frikik antrenörü, bilmem şu antrenörü, bu antrenörü derken millet sezon başında gülüyordu gerçekten. Her şey için ayrı işin uzmanını getirdiler. Niye? Çünkü bir insanın her konuda uzmanlaşması mümkün değil. Yani artık günümüz futbolunda amatörlük değil ki. Adamlar istatistiğe dayalı olarak antrenman yapıyor. Yani bakıyor takımın şurası geri oraya, burası geri buraya. Bu da başarıyı getirdi Okan Hoca açısından.
açısından. Başarıyı diyorum. Ben inanıyorum. Yani bu şampiyonluk Galatasaray'da. Ama şöyle mi bir şampiyonluk olacak? Ondan emin değilim. Mesela 1992-93'te Beşiktaş'la neredeyse son haftalara kadar çekiştik ama hani Ankara Gücü maçı geyiği döner ya sürekli. Hiç maç seyretmemiş, gollerini görmemiş adamlar onun geyiğini yaparlar. Altyapısını, iç yüzünü bilmezler. İlla bakın Beşiktaş 3 sene şampiyon olmuş, 4. sene olamadım diye 70 türlü laf çeviriyor. O önemli değil. Bakın o sezon biz Beşiktaş'tan bariz üstündük 92-93'te. Ama 93-94'te daha iyi olmamıza rağmen bir motivasyon düşüklüğü oldu. Yine şampiyon olduk. Fener biraz arkamıza düşer gibi oldu. Aynen bu şekilde oldu. Dar zor şampiyon kapattık ama biraz da alarm zilleri çaldı. Ve dolayısıyla da zaten o alarm zilleri 95'te ve 96'daki kopuşlarla ne kadar doğru ziller olduğunu bize gösterdi. Şimdi biz bu sene şampiyon olacağız. Yani bundan benim kuşkum yok. Bir şekilde olacağız da. Acaba seneye biz üzerine koyarak mı gideceğiz? Hani 86-87'de güzel şampiyon olduk ama 87-88'de müthiş takım olduk. Yoksa Holman dönemindeki o zar zor şampiyonluktan sonraki gibi gelecek sene yeni şeyler mi, arayışlara mı gireceğiz? Onu bize bu gösterecek. Yani benim şampiyonluktan bir gram tereddütüm yok. Esas maçın içini yorumlayacaktım. Biz genelde yeşil sahadan bakmaya çalışıyoruz ama ister istemez yeşil sahanın dışına çıkmamız gereken anlar oluyor. Maçın içini ve Gomis'i de başka seansta fırsatımız olursa yorumlayalım. Teşekkürler.